Merhaba hocam. Merhaba tatlım, ne haber? İyiyim hocam, sizden? İyiyim ben de, özlemişim seni. Allah hocam, ben de gerçekten ya. Çok güzel oldu böyle bir fırsat cidden. Evet, çok iyi oldu. Normalde bir araya gelemiyoruz şu an malum, pandemiden dolayı. Bunlar da bahane oldu bizim için. Nasılsın, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Şu anlık her şey yolunda hocam. Yani teşekkür ederim. Evdeyiz. Herkes gibi. Bir yandan işte projelerle uğraşıyorum. Bir yandan evde zamanın geçmesi için bir şeyler yapıyorum yani. Bunu diyebilirim. Siz? Çalışmaya devam değil mi? Evet, Üretmeye devam. çalışmaya devam tabii. Süper. İyiyim ben de. Ozancığım, benim sana birkaç sorum olacak. Tabii. Aslında biraz seni böyle röportaj alacak gibiyim. Umarım güzel, keyifli bir sohbet olur ikimiz için de. Umarım hocam. İstersen öncelikle sen bizi izleyenlere kendinden bahset. Yani aslında çizim yapmaya nasıl karar verdiğinden bahsedebilirsin. Hangi süreçte fark ettiğinden bahsedebilirsin. Şöyle bir kısaca biz seni tanıyalım. Bizi izleyenler de bir fikir sahibi olsunlar hakkında. Tamamdır. Adım Ozan Alçay, 19 yaşındayım. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okuyorum şu an. Resim yapmaya karar verdim sayılmaz aslında. Çünkü zaten hani bilincim oluştuğunda halihazırda resim yapıyordum hani önceden. Çünkü hani daha yürümeyi bilmezken duvarlara karalama. Yani o zamanlar tabii buna hani resim denmez ama hani halıya karalama, duvara karalama. Ve bu da bu yaşıma kadar devam etti. Lisede artık hani iyice fark ettim ben işte hani bunu yapmak istiyorum hayatımda ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanmak istedim. Böyle bir saatte zaten sizin kursa geldim. Ve sizin katkılarınızla beraber şu an o amacıma ulaştım diyebilirim. Zaten ben mesela çok net hatırlıyorum senin bizimle tanışmaya geldiğin günü. Ozan kendini çok iyi ifade ediyordu bir kere. Ne istediğini biliyordu. Yani benim aklımda bu anlamda yer eden öğrencilerden birisin Ozan. Çünkü genellikle karşılaştığımız şey şu oluyor. Ben çizim yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum diyor gelenler. Tabii bu çok normal, böyle bir fikirle gelmeleri. Ama sen ne istediğini bilerek geldin. Çok açık ve netti yani sürecin. O açıdan da aklımda yer eden öğrencilerden birisin. Aslında bölümümüzü nasıl belirlediğimiz de bu noktada, değil mi? Bu süreçte gelişiyor. Yani Evet. senin aslında istediğin bir şey, istediğin bir hedef var. Ama bir de kendini ne yönde geliştirmek istediğin var. Yani sonuçta varmak istediğin noktayla içinde bulunduğun noktayı kıyaslama fırsatımız oluyor aslında. Bu anlamda çok güzel alışverişte bulunduk birbirimiz adına diye düşünüyorum. Evet hocam. Sen Hani hangi özel. istediğinden emindin aslında. Yani onu demek istiyorum. Evet. Evet ama işte bazı yani kendi hatalarım da oldu, şeylerim de oldu ama hani ben şeyden çok mutluyum hocam. Yola çıkarken asıl bir hedefim vardı ama alternatiflerim de olduğundan çok mutluyum. Çünkü hani bir hedef olmadığında direkt boşluğa düşmek yerine tamam olmadı ama işte umudumuzu kaybetmeyelim. Yine yola devam şeklinde ilerlediğimden mutluyum hocam yani onu diyebilirim. Evet. Peki bize bölümle, yani istediğin bölüme ya daha doğrusu istediğin okula, yani senin hedefinde güzel sanatlara gitmek var ve bu yolda nasıl hazırlandığından bize bahsedebilir misin? Nasıl Yani bir süreç izledi yani? Neler yapıyorsun? öncelikle hani zaten dediğim gibi liseden önce ve lisede aktif olarak kendi halimde çiziyordum. Bir şeyler yapıyordum. İşte yeni teknikler öğrenmeye çalışıyordum. İşte ilk kez lisede dijital çizime girmeye çalıştım. Ondan sonra yavaş yavaş 12. sınıfta sizin atölyeye başladım hocam. Ve zaten sizin yardımlarınız da oldu. Sizin verdiğiniz ödevlerle, çalışmalarla olsun. Hani ve kendim de hani ya bu işte ben şey görüyorum hocam. Bıkmamak lazım. Çünkü zaten sevdiğim bir işi yapıyorum ki normalde okul ödevlerinin yanında böyle her zaman kitaba yanında köşesinde bir şeyler çiziyordum. Şimdi hani bu o çizdiğim bir şeyler benim işim oldu.
Ve kendimde şöyle bir şey hissediyordum. Benim bundan bıkmamam gerekiyor. Çünkü bu zaten benim hani kaçış şeyimdi ve o kaçış şeyim artık ondan not alıyorum artık. Ondan ilerleyen zamanlarda belki de para kazanacağım. O yüzden hani ben sevdiğim işi yaptığım için asla bana bu bir çalışmak gibi gelmedi açıkçası. Onu söyleyebilirim. Zaten yani seçmiş olduğunuz alan, yani şimdi bizi izleyecek olanları da, hani güzel sanatlar hazırlanmak isteyenlere de fikir olması açısından şunu söyleyebiliriz belki. Hani sanat okumak demek sadece bir bölümle kendini kısıtlamak anlamına gelmiyor asla. Ne kadar disiplinler arası düşünürseniz yapacağınız işte de aslında o kadar başarılı oluyorsunuz. Değil mi? Hani bu şey, atıyorum resim bölümünde okuyan bir öğrenci ya da heykel bölümünde ya da bambaşka moda tasarım, grafik okuyan bir öğrencinin de bilmesi gereken temel bir takım şeyler var. Sanat okuyanlar adına söylüyorum bunu. Sen de Yani aslında bilincinde ol, senin de bunun bilincinde olduğunun farkındayım. Umarım üniversite hayatında da aynı bilinçle devam ediyorsundur. Bu şartlar yani altında nasıl oluyordur? Emin değilim ama. bu şartlar altında hocam hani olduğu kadarıyla oluyor onu söyleyebilirim sadece yani. Çünkü sabah kalkıyoruz, bilgisayarı açıyorum, hemen derse giriyorum. Ve ondan sonra hocalar yine ellerinden sağ olsunlar. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar da durumun farkında. Hani diyorlar yani biz de biliyoruz durumu ama bu kadar oluyor. Hani işte birebir özellikle şimdi hani daha teorik bir bölümde okulda olmadığımız için biz bu süreçte daha fazla zorluk çekiyoruz. Çünkü hocalar çok istiyor. Hani biz tutalım o kalemi elinizden alalım gösterelim yanınızda diye. Ama maalesef böyle bir ortam yok yani. O yüzden hani Bir sebep ben böyle galiba. evet ya seneye de ne olacağı tam bilinmiyor şu an. Neyse, biz umudumuzu yitirmeyelim. Aynen Evet, öyle. bak Ceren Hoca'nın şey sormuş. Atölyeyi özlemiyor musun? Hocam atölyeyi zaten hani şöyle diyebilirim hani damağımda kaldı hocam cidden hani o sıcaklığı falan çok özlüyorum yani. Özlüyoruz şu anda atölyemizi. Çünkü Evet. uzaktan eğitim yapıyoruz şu an. Online eğitim ve atölye arasında inanılmaz bir fark var. Evet hocam. Biz de Yani özlüyoruz. ben ikisini de deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Zaten online'da sizin emekleriniz hani ödenmez hocam kesinlikle. Hani o kadar ödev kontrolleri, şeyler, uğraşmalar, özellikle Ceren hocamın herkesin tek tek peşinden koşması. Ama işte atölye bambaşka hocam cidden yani. Oradaki muhabbet, arkadaşlar. Peki Ozancığım, bize hangi okulların yetenek sınavlarına girdiğinden böyle bir bahsedebilir misin? Hangi okulları denedin? Hangilerinden ne gibi sonuçlar aldın? Okullarla ilgili deneyimlerin neler oldu? Bir de böyle bir soru parantez Şöyle söyleyebilirim hocam. İlk başta ben Bahçeşehir Üniversitesi'ne girdim. Animasyon bölümü için. Oradan yaklaşık %35 bir burs aldım. Sonra Aydın Üniversitesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Orada da yine animasyon için girdim. Orada ikinci oldum ve %50 bir burs almıştım oradan. Eskişehir Anadolu Üniversitesi geldi ondan sonra. Orada herhangi bir sonuç gelmedi maalesef. Sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Orada seramik ve cam tasarımı bölümüne girmeye hak kazanmıştım. Sonra Kocaeli'ne girmiştim evet. Kocaeli'nde yedeklerdeydim grafik ve resim bölümünde ama sanırsam yani, takip etmemiştim ben onun yedeklerini fazla. Hani, sıra gelmiş miydi gelmemiş miydi hatırlamıyorum. Ve ondan sonra son kez de Marmara Üniversitesi'ne girdim ve şu an zaten orada Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okuyorum. Marmara. Yani son girdiğim üniversitede oldu. Bir de Mimar Sinan'ı unuttum gerçi. Mimar Sinan da var evet. Evet. Ben hocam elimden geldiğince yani sınava girmeye çalıştım yani o dönem. Aslında bunun çok büyük bir avantajı var. Birçok deneyim kazanmış oluyorsun. Evet. Yani şeyde, mesela özel okullarda girdiğin sınav deneyimiyle işte devlet okullarında girdiğin sınav deneyimi de çok fark ediyordur eminim. Evet. Hani ben onu deneyimleme fırsatı çok bulamadım.
Ve hedeflediğin okula girdin aslında günün sonunda baktığında. Tabii. Onlar aslında bizim tecrübe kazanmamızı istediğimiz okullardı. Yani sen Marmara, Mimar Sinan, Eskişehir. Kafanda bu üçünün çok net olduğunu hatırlıyorum ben. Evet hocam. En nihayetinde şu anda istediğin o üç okuldan birinde okuyorsun. Çünkü aslında yani çalışma şeklimizi de hep bunun üzerinden belirledik Ozan'la biz. Yani Ozan'ın ne istediğini, hani en başında dedim ya, Ozan ne istediğini biliyordun. Biz de o yüzden ne yapacağımızı biliyorduk seninle. Bunun çok büyük avantajını gördüğümüzü düşünüyorum şu an için. Evet hocam, ben de öyle düşünüyorum cidden. Buyurun. Yani dediğiniz gibi ben mesela Aydın Üniversitesi'nin sınavına girdiğimde orası normalde planlarımda olmayan bir okuldu. Bu yüzden hani ve ilk sınavlarda olduğu için gelecek sınavlardaki stresim ve heyecanımı ve aynı zamanda deneyimime hani o şeylere aksi yönde olanları minimuma indirmeye çalıştım o sınavda ve gayet hani, stressiz bir şekilde, heyecansız bir şekilde yaptım. Ki hani ikinci de olarak sınavda iyi bir sonuç aldım ve bundan sonra hatta bu bana çok büyük moral oldu. Süper. Peki şu anki okulundan biraz bahsedebilir misin bize? Şu Yani an aslında demek istediğim şey şu, tabii okula online devam ediyorsun. Ve hani okulla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilsin doğal olarak. Ama en azından hocalarınla tanıştın. Bölüm hakkında daha fazla bilgiye sahipsin. Belki bunlardan bahsedebilirsin bize. yani okula birkaç kez çok şanslıyım ki ziyaret etme, gitme şansında bulundum. Hatta iki tane dersimizi okulda işledik bahçede. Bu çoğu kişi bu fırsatı bulamamıştır diye düşünüyorum. Hani o sıralara en azından bir kere oturdum hocam. O benim hani mutlu eden şeylerden biri. Yani hocalar inanılmaz tatlı insanlar. Özellikle bölüm hocalarımız cidden hani o üniversite dışarıdan bakılınca bakılan hani görülen böyle bir üniversite hocası büyüklüğünü hocalar cidden çok yardımcı olarak insanda kırıyor bence. Çünkü hani çok ilgililer onun öncelikle. Bölüm hakkında da hocam hani bölüm en azından kendi açımdan ben illüstrasyon yapmayı çok seven bir insanım. Ve bu Osmanlı minyatürü tarzı illüstrasyon yapan takip ettiğim insanlar var ve çok fazla ilham kaynağı oluyor bu. Farklı hem geleneksel bir stili kendi böyle hani daha bilim kurgu fantastik öğelerle birleştirmeye çalışıyorum hocam şu anlık yani. Kendi Bölümde değil mi? harmanlayabileceğim bir şey oldu benim için. İşte o yüzden sanatın güzel yanlarından biri disiplinler arası üretebiliyor olma. Aynen öyle hocam gerçekten. Farklı şeyleri en azından hani o sürekli takıntı haline getirdiğin şeylerden biraz uzaklaşmış olduğunu düşünüyorum şimdi ben. Evet. Çünkü sürekli daha böyle işte Marvel karakterleri, değil mi? Böyle onlar Evet hocam. benim zihnimde. Hatta normal böyle Ozan'la Ozan'cığım bak anatomi çalışıyoruz. Marvel karakteri değil, kendini uyardığını hatırlıyorum. Herkes inanılmaz kaslı ve hani Evet. keskin hatlara sahip. Herkes böyle bir anda Iron Man'e dönüşecekmiş gibi. Aynen öyle hocam. Evet. Hale evriliyordu yani. Şimdi farklı şeylerle tanışmama sevindim açıkçası. Bu bölümün sana daha faydalı olacağını görüyorum. Peki güzel sanatlara hazırlanmak isteyen öğrencilere senin özellikle söylemek istediğin bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim hocam, az önce de konuştuğumuz gibi bence En azından. ellerinden geldiğince fazla sınava girsinler hocam. Hazırlanma süreciyle ilgili mesela. Hazırlanma süreciyle ilgili öncelikle kafalarında ne yapmak istedikleri belli olsun hocam. Ki bu yönde hareket çok rahat ediliyor ondan sonra. Çünkü emin olmadığınızda bu sefer yaptığınız işi de mesela atıyorum bir kompozisyon çalışacaksınız. Eğer aklınızda bir şey varsa o yapılmıyor veya yaptığınızda bile performansınızı tam olarak koyamıyorsunuz. Bu işte eğer kendi hedefiniz net olursa aynı zamanda rahat oluyorsunuz. Ki kendinizi kasmadığınızda sizin de söylediğiniz gibi kasmadığınızda işler çok daha rahat ve akıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani eğer bunu belirlerlerse kafalarında bence ki hani hazırlanan insanların da kendi kafalarında, kendi düşüncelerinde bir resim yeteneği, bu
işe bir elverişli oluyorlar. Hı. Bunu beraber ortaya koyduklarında da başarı geleceğini ben düşünüyorum hocam. Tabii disiplinli çalışmak da buna dahil. Evet, tabii zaten bu süreçte hani o hedefi belirlemeniz o yüzden önemli çünkü hep çizim yapmanız gerekiyor. Değil mi? Peki şey soracağım. Ozan seni çok zorlamış mıydı yetenek sınavıyla TYT'ye aynı anda çalışmak? Şu an çünkü hemen hemen herkesin kafasında aynı soru işareti var diye tahmin ediyorum. Yani Bu konuyla ilgili. zorladığı dönemler olmuştu hocam, evet. Zorladığı dönemler olmuştu. Hı. Şöyle söyleyebilirim. Ben Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Zaten birinci ve ikinci yıla esas alıyorduk ve açıkça söyleyeyim birinci ve ikinci yıl benim Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık bu kadar baskın değildi. Hı. Bu yüzden hem lisede yeni olduğum için hem şey olduğu için hani dersleri dinledim. En azından bir fikir sahibi olmuştum dersler hakkında. Hı. Son senemde de ben konu çalışmadım hocam son senemde. Sadece deneme çözdüm. Baktım ne kadar yapabiliyorum, neyi eksik yapıyorum ona biraz baktım. Sonra tekrar deneme. Bu ayarı tuttururlarsa cidden zor değil. Yani ben kısmen ortalama bir not aldım TYT'de. Hı. Ve hani ki çok önemli TYT bu iş için. Çünkü hem zaten yetenek sınavları o yöne doğru ilerliyor maalesef. Hani bazı bölümler çoktan TYT ve AYT ile almaya başladı. Buna ağırlık verirse insanlar hem hani çizginizle beraber TYT çok iyi bir ikili oluyor ve hani sizi çok güzel yerlere götürür. Peki, Bunu teşekkür ederim söyleyebilirim. Ozan'cığım. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sizi görmek falan çok mutlu etti beni gerçekten. Umarım şu süreçleri atlatırız ve atölyede de bir araya geliriz. Bizi ziyaret edersin. Umarım hocam gerçekten. Okuldaki anılarını anlatırsın Valla inşallah hocam gerçekten dört gözle bekliyorum o günleri valla. bize. Öpüyorum seni çok. Hoşça kal. Ben de hocam çok teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun.